Ben Selvakon, Selvakon Vekili. Sayın Müdürüm. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben biliyorum burada birçoğunuz benim arkadaşım. Arkadaşım olmayanlardan da arkadaş olmak istiyorum. Kabul eder misiniz? Bugün ne için geldik buraya? Aferin, ben beğeneceğinize inanıyorum. Eğer beğenirseniz tekrar Kaymakam Bey'le beraber böyle organizasyon yapacağız. Size iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Evet, Sayın Belediye Başkanımıza bu güzel konuşmalarına dolayı biz teşekkür ederiz efendim. Evet, hazır mısınız? Buyurun efendim. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman alkışlar oyunumuz başlasın. Yeni yeni bilgileri çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem. Sizler de kitap okumayı seviyor musunuz? O zaman size bir soru sorabilir miyim? En çok kitap okuyanlar parmak kaldırabilir mi? Vay canına. Sizler de benim gibi kitap okumayı çok seviyorsunuz. Buna çok sevindim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de artık şuraya geçip kitabımı okumaya devam edebilirim. Merhaba Ceren. Merhaba Ceren. Kitap mı okuyorsun? Evet Ceren. Küçük Tavşan isminde bir hikaye okuyorum. Ay ne kadar güzel. Ben de çok severim hikayeleri. Ana sözlerini de çok severim. Bilmeceleri de, masalları da. Biliyor musun? Ben de atı sözlerini çok severim. Zaten hepsini de biliyorum. Mesela sor bana atı sözlerini. Bak nasıl devamını getiriyorum. Emin misin? Tabii ki. Sor. Hazır mısın? Hazırım. İlk atı sözünü soruyorum o zaman. Sen nasıl bana? Öküzler gömülsün. Neyse, başka bir tane sor ama bu çok zor olsun. Tamam, soruyorum. Damlaya. Bunu biliyorum. Damlaya çöl olur. Hayır, yine bilemedim. Göl olur, göl. Olur mu öyle şey? Damlaya su biter. Su bitince de her taraf çölleşir. Ama akıllım, bu atasözleri bu şekilde. Bir tane daha sor. Bu sona tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bildim. Yaşasın. Nasıl da bildim ama. Yaşasın. İnanılmazsın Kerem. Tebrik ederim. Hem biliyor musun? Bizim öğretmenimiz de bize bir ödev verdi. Ben de yarın kitapçıya gidip kitap alacağım. Peki eve kim olacak? Sen. Hayır olmaz. O zaman ben de olayım. Öyle de olmaz. Oyunun kuralına göre oynayalım. Eve kim olacak? Tekerleme söyleyelim. Kim çıkarsa eve o olsun. Tekerleme mi dedin? Evet. Ceren'cim ben de tekerleme söylemeyi çok seviyorum. Peki bildiğin tekerleme var mı? Şaka mı yapıyorsun? Olmaz olur mu hiç? Hem de bir sürü biliyorum. Tam
tam tamına 10 tane biliyorum. Ama 10 deyip 5 gösteriyorsun. Aa öyle mi? Bir an şaşırdım desene. Benim bildiğim çok güzel bir tekerleme var. Ben söyleyebilir miyim? Anlaştık, söyle bakalım. Söylüyorum. O piti piti karemelo sepeti terazi lastik gimnastik o. Seneler oldu. Hadi say bakalım. Ben de saklanayım. Tamam. Hazır mısın? Saymaya başlıyorum. Ben çoktan hazırım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum saklanmıyor. Evet. Bir daha say bak ona göre. Seni hemen bulacağım. Şunları da bu yapmayasa daha iyi olur. Tamam. Böyle güzel oldu işte. Bir bakalım şuraya. Burada. Şurada da göremedim. Başka bir kitap versem olur mu? Olmaz. Öğretmenimiz sözleri verdi. Onu okuyup anlatmamızı istedi. Anladım. Biraz daha bakmam gerekecek. Şu tarafa da bakalım biraz. Buldum. Yalnız bu fotokopi haberin olsun. Orijinali bizde yok. Fotokopi olduğuna bakma, aynısı zaten. Güle güle. İyi fotokopi daha sattık. Yaşasın. Sonunda benim de bir hikaye kitabım oldu. Çok merak ediyorum. İçinde ne maceralar var acaba? Bir varmış, bir yokmuş. Uzun zaman önce uzak diyarlarda çok akıllı, çok zeki ve bir o kadar da ilgili bir çocuk yaşarmış. Ama Ceren, bu kitap fotokopiye benziyor. Evet Keloğlan, kitapçı
yolsuzluk. O da ne demek? Bak Ceren'cim, her işte olduğu gibi bu kitapların yazarları vardır. Onlar da bu kitapları yazarak geçimlerini sağlarlar. Günlerini, haftalarını, hatta aylarını bu kitapları yazmak için harcarlar. Bir emek verirler. Bir kitap hemen bu hale gelmez. Burada senin de hatan var. Çok üzüldüm. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Tamam. Bu kadar üzülme artık. Sen de öğrenmiş oldun. Bir daha böyle bir yanlış yapma, olur mu? Söz veriyorum, yapmayacağım. Gel bakalım. İşte bu aldığın yere gidelim. Ve durumu anlatıp değiştirelim. İyi günler bey amca. İyi günler çocuk. Arkadaşım buradan bir kitap almış. Ama bu kitap okunmuyor. Verilen kitap geri alınamaz. Nasıl alınamaz? Bu kitap okunmuyor ama. Yapacak bir şey yok. Değişim yok. Hadi gidelim de çocuklar. İşim gücüm var benim. Hem bey amca, bu kitabın bandrolü de yok. Buldum. Hadi bakayım, ver bakalım şu kitabı. Mahvolma. Ne oldu? Görmediniz mi çocuklar? Ne? Kitabın pantolonunu düşürmüşsünüz. Bakın, izi var. Hı? Hani bir iz görünmüyor. Evet, görünmüyor. İyi bakarsanız görürsünüz. Neyse, hadi gidin artık diyorum. Üzülme. Bunu değiştirmenin bir yolu olmalı. Bir çocuğum, yeni bir yeri beklemiyorum. Masallar, hikayeler, kumaca bin metreler. Fırlanan hatası bildim. Ben sıkıntı da küçük bir çocuğum. Kitap okumakla hep geliştiriyoruz. Bu ayını yapılırım. Evet arkadaşlar, oyunumuzu beğendiniz mi? Biz de sizleri beğendik. Çok güzel izlediniz arkadaşlar. Şimdi sizlere birkaç soru soracağım. Kitap alırken nelere dikkat ediyoruz? Herkes şöyle parmak kaldırsın, öyle cevap versin bana arkadaşlar. Evet, hatta şöyle söyleyeyim. Evet, söyle bakalım. Nelere dikkat edeceğiz? Evet, aferin sana. Evet. Sen söyle bakalım canım, neye dikkat edeceğiz? Orijinal değil, ona bakacağız. Evet, orijinal olacak değil mi? Evet, sen söyle bakalım. Evet, dans öğrendik değil mi? Hadi bakalım, birazcık hızlanalım, eller önde. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram, guli 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 ram zam zam, aram, guli 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 ram zam zam. Evet, birazcık daha hızlanalım mı? Süpersiniz, hadi bakalım eller önde. Five, five, and three.
Bir saniye.